Selamlar, ben Burak. Efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda efsane olan bir şey daha varsa müstakbel karımdır. Hayır, o sensin o. Yavrum, bu ara biraz verasın. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Arkadaşlar, bugün etrafımızda bulunan yemek sepetindeki en düşük puanlı vs en yüksek puanlı yemekleri tadacağız. Bakalım en düşük puanlı restoranlar düşük puan hak ediyor mu? Veyahut yüksek puanlı mekanlar yüksek puan hak ediyor mu? O zaman yemeklerimiz gelsin. Buyurun hocam, ilk yemeklerimiz tertemiz. Şimdi hamburgerlarımız geldi. Benim damağım. Görünüşe göre sence? Görünüşe göre bu. Hocam bu bir onunu uğradığını. Bakayım. Bu bir olaylı gibi. Hocam bu neymiş ya? Ulan bu da hangisi düşük mü aldı lan? Haydi. Şimdi hangisi düşük hangisi yüksek bilmiyoruz. Evet. O yüzden önce Batist'ten başlayalım. Patates gurmesi var biliyorsunuz onu. Bu arada like atıp hala abone olmayanlar düşük puanlı yerlerden söylemek zorunda kalır inşallah. Amin. Ama abone olanlar hep ucuz, indirimde en pahalısı gelir inşallah. En pahalı. Amin. Yok lan. İndirimde en lezzetlisi gelir ben yanlış söylüyorum. Bu patatesi patates. Ya ben bırak canım. Şimdi patatesi bırak, hamburger. Ama patates de geldi. Hayır, çabuk. Ulan var ya. Ne yapacaksın, kalanı mı yiyeceksin? Hayır ya. Benim bunun patatesi daha güzel. Bak. Bu ne yapıyor lan, bu bayağı yemeğe gelmiş. Allah afiyet olsun. Ama sos da getirmişler her şeyi. Sosla banarsan nasıl anlayacaksın? Hadi be. Ben de yiyeceğim. Uzun zamandır yediğim en iyi hamburger. Ben hamburger sevdiğim için bunu çok sevemedim. Bunun içinde böyle etler metler var. Hamburger köftesinin haricinde böyle etler de var. Kavurmalı. Mühendisimizden ikram bunlar. Bu arada... Şimdi para almıyorum. 3 ay sonra ilk defa kola içeceğim. Aa evet. İçmesem mi? İçeyim. Arkadaşlar ya, kola içmeyin. Kola gerçekten gereksiz bir şey. Ama sponsor olurlarsa kola dünyanın en güzel şeyi. Baksana bence bu daha pahalı duruyor ya. Ay daha yüksek puanlı gibi duruyor. Bu işte benim sevdiğim hamburger. Bak şöyle o kadar dolu ısır ki. Değil o ki. Zaman bak sana döndürerek. Oha. Baba bu adam yemeği biliyor abla. Vallahi bak sen de böyle ısırman lazım senin. Ben yarısına kadar benim ağzıma sığmaz. Beğenmedin mi? Beğenmedin mi? Ya güzel ya. Ama çok güzel duruyor. Ben vallahi çekmeyeceğim. Üzüldüm şu an. Bana öyle olsanız ya. Kuru. Vallahi bu kuru. Ham eti çok güzel, tamam mı? Yani şey görüntü olarak bol, güzel ama eti çok kuru. O yüzden... Her şey çok kuru. Valla ben bunu yerim. Ama şimdi buna göre kıyaslamaya... Sen ne yaptın? İkisini kıyaslamaya kalktığımda bu. Ya bu da güzel. Ama bu buna göre daha yüksek puanlıdır. Siz bir tahmin edin. Bu yüksek, bu düşük. Bence de ama kaç puandır bu? Benim de bak tadıma göre mi, yemek sepetine göre sana mi düşüneyim? 8,5-9 arasıdır. 9'u geçmemiştir ya. Hocam tam sayı veriyorum 8,7, 4,6. Ben bunu 8,5-9 arasıdır dedim, 9'u geçmemiştir tamam dedim. Bu 4 de değildir ya. 9,2 ve 6,3 abi. Tamam, ben birazcık puandan kırmışım. Evet, ama... Doğru oranda bilmişiz ama tebrik ederim. Evet. Bizim ağız tadımız yemek sepetiyle doğru. Ama kaçtı bu? 6,3. Bayağı o kadar da kötü değilmiş ya. Ben de 2-3 lira falan demiyorum. Hep şeyden kırmışlar biliyor musun? Geç geliyor diye falan kırmışlar. Bayağı da geç geldi. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gülrengi şarap içmez mi böyle günde? Derken sen... bir romantik yemek yemeği de şöyle buyurun hocam. Bunun üzerine... Romantik hocam. Hocam bu romantik dürüm değil midir hocam bu? Romantik dürüm, afiyet. Dürüm komedisi mi yaptınız siz? Evet. Dürüm şakası. Dünyada bir bu pahalıdır. Ay bu yüksek puanlıdır. Hocam şöyle bir yakın çekim alayım. İyi boş. İzleyen arkadaşlarımız da aynı anda bir düşünsün. Sadece o yüzden hangisi değil. Bunun lavaşını elle, onun lavaşını elle. Oo. Olay bu. Bu olay bu bak. Yumuşacık, bu daha sert. Bu şey ucuz olsun ekmekle doyurayımcı. Bildin mi? Bakalım dönene. Bakalım. Bir şey diyeceğim, bu bölüm iyi yemekler yiyorsun ha. Bu? Saçma sapan. Evet yalnız. Bir şeyler yok. Bende ne oldu? Onda kıl var, sen bundan ye. Onun eti daha fazla diye. Arkadaşlar böyle guncuk manitanızın olmasının en güzel yanı, bir porsiyon yemek söylüyorsunuz ve yiyorsunuz. Ama doymuyorsunuz çünkü kocamansınız, ama manitanız da bir porsiyon yiyor. O yarısını yiyebiliyor. Geri kalanını da siz yiyorsunuz. Böylelikle bir porsiyon yemek yerine 1,5 porsiyon yemiş oluyorsunuz. Tatlı. Diablo. S**im be lan ha yavşak.
Aa dur kovumu ye. Lan ne ara başladı bu yemeğe ya? Bir şey anlatıyorduk burada. Ben de diyorum ne yapıyor bu ya? Baksana orada omzunu falan ısırmaya başladı. Yine fena değil. Oğlum unuttum. Şöyle kocaman bir ısırsana. Değil mi? Hayır bir tane daha, bir tane daha olmaz o. Hocam etleri kalın kalın. Bir tane daha oradan. Döner. Aa, her yerim akmış. Bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Döner bu kadar kalın olmamalı. Görebiliyor muyuz? He. Tamam. Göster. Bu kadar döner böyle kesilmez. Merhaba. Bu videonun yine her zamanki gibi konuğu. Dogiş Pati. Allah'tan acına geldim diyor ya. Oha. Bana laf edene bak ya. Ne yapıyor? Çok iyi. Kızıl alından da bir tane kocaman bir ısırık alabilir miyim? Bundan alsak. Olur mu? O sen sevmediğin gibi sanki. Ya güzel de onu çok merak ediyorum şu an. Şimdi bak daha diğerini denemeden acaba bu yüksek ucuz puanlı mı? Hayır düşük puanlı. Bu düşük ya yani görüntüden belki diğeri daha kötü. Ama lava çarptı yani. Anlaşılıyor. Puanlı önden söyleyeyim mi? Söyle. 6. Ya bunun domates var ya. Bak onda da var. Bunun domates var. Ben niye anlamadım? Bunun eti daha fazla ama bu daha minik kesilmiş azıcık. Tamam tamam onu bitiremeyeceğim. Ben bunu yiyeyim sonra onu yerim. Ama bu ya. Budur ya. Şu an çok mutluyum. Afiyet olsun. İşte bundan bahsediyordum. Şu an var ya. Ciddi misiniz? Oğlum çok iyi. Tamam hadi bir daha yemeyin. Miraç al tabakları Miraç. Miraç bir daha yemeyin. Miraç çabuk. O sizi gördü mü? Kamera da bir ufak şuradan bir çıktı. Ne lan? Hayır hayır. Şimdi bir Gonzales gibi yemin ederim bu köşe değildi. Bir saniyesinde buraya girdi. Telefon var bir cebimde de. Bence böyle yuvarlanır ya. Bence bunları bitirelim bu dönerleri. Aşırı güzelmiş. Görüyor musun? Evet. İncicik. Gerçekten kanıtladım bunu. İncicik. Ama çok yedim ya. Benim yaşıtlarım iyi bir yer. Annesi babası çalışanlar. Dışarıdan yemek zorundayız. Şimdi nereye? Nereye? Şimdi nerede dışarıdan yiyorsun? Hmm. Bu kaç para bu dönem? 100 var mı? Bizim artık burada bir yer var yüksek puanlı. Eğer oradan söyledilerse bu pahalı olan. Eğer sana, oysa bu 160 ben lira. Ben sana yüksek puanlı yerini söyleyeyim mi? 160 Türk iş lira. E söyledi yok. O zaman oradan söylemişler. Evet doğru bildin. Patron ben 160 liraya döner hak etmiyorum. Bak gerçekten hak etmiyorum. Benim çocukluğumda dönerin 10 liraydı. 10 liraya yiyorduk. Baba bir şey diyeyim mi? Yarısını yedin iyi oldu. Bak bir 80 liralık yedin. Düşünüyorum. Çocuktan 20 lira harçlığım olsa günlük. 10 lira. Ne oldu hocam? Ana haber bülteninde miyiz? Şimdi sıradaki kamerada mı? Bana arkam bir yapalım. Kamerada. Evet. Sıradaki haberimizde döner fiyatlarını inceleyeceğiz. Benim çocukluğumda gerçekten biz böyle dışarıdan yiyorduk sürekli anne baba çalıştığı için. Şimdi bak yersin. Puanlarımızı verelim arkadaşlar. Dürümlerimiz sizce kaçar puanlı ve hangisi? Yani Burak abiye verilen taraf mı pahalıydı? Veriş ablanın önüne verilen taraf mı daha pahalıydı? Ne bileyim işte bu ince hamur dediğim. Benim önümdeki. Bu taraf pahalı. Tamam. Bu taraf ucuz. Tamam öncelikle bu pahalı da ucuz değil. Yüksek yani düşük. Pahalı. Biz hep pahalı ucuz. Ucuz pahalı videolarından alışkanlık. Burası yüksek puan. Burası düşük puan. Burası. Hayatım söyle. 9.5 vardı. Anasalan gözü. 9.5'a ne yiyorsun? 9.5 dediğin şey. Sen 10. Senden hesap et. 9.5. İttifak ediyorum anlamıyor ki. Sen 10 puansın. Anlamadım. Sen 10 diyorum 9.5. Ben buna 9.3 diyorum. 9.3. 9.3. Buna 6.5. Ya. Ulan bir daha yıkamayacağım. Buna da 5.7. 5.5 dedim ben. Hayır abi 8.8'e 7. Baba ben burada beklediğim uçurumu görmüyorum ki. Ben o yüzden büyük büyük söylüyorum. Ama şöyle bir şey var. Hayır böyle olmaz ha. Bu video böyle olmaz. Bunları geri veren diye söyleyelim ya. Hayır hocam bana ne kızıyorsun? Çevremizdeki bütün dürümcüler minimumu 7'ydi. Ne yapayım ben? Şöyle buyurun. Bu arada dürüm güzelmiş abi. Ne arıyorsunuz ya? Oy. Bu. Şey bak ben bunu daha açmadım. Bu pahalı. Ama biraz güzel. Hayır, pahalı diyorum yine ya. Yüksek puanlı. Dur açma. Sebeplerini anlatacağım. Yanında ikramiye gönderdim bu tarafı. Bu. Kanka kesinlikle bu. Sebebini söylüyorum. Bir kere hediye gönderdim. Hediye var. Puanlarınız bizim için önemli. Bizi tercih ettiğiniz için. Bu yüzden. Şimdi burada verdikleri mesaj bence ters psikoloji de yapabilir bize. Yani bizim zaten puanımız düşük. O yüzden bize puan verin anlamı da çıkabiliyor. Ama tam tersi bunun sayesinde puanı da yüksek olmuş olabilir. Evet. Şimdi ben diyorum ki burası pahalı. Çünkü siyah. Siyah şey pahalı. Nasıl yani? Bu şey kıtırık. Buna bak. Pahalı. Evet bu köpük bu
şey yani plastik mi artık? Ama ya önemli olan... Evet bu arada iç güzelliği olarak bu. Deniyorum hocam. Epeksiz yiyorum yüksek müsaadenizle. Bir de burada şöyle bir detay var. Burada bulgur pilavı var. Bulgur, you know. Ya bulgur. Burada da pirinç pilavı var. Buradan bu arada Hasan Usta'ya da selamlar. İzzetler abim, senin kebabın gibi değil. Ay evet vallahi ya. Vallahi o kebaptan sonra... Ama güzel duruyor be. Güzel bu arada, güzel duruyor. Acı ha. Vallahi. Vallahi acı. Adana. Baba budur ya. Abla sen bir de bir dürüm yapar mısın lavaşa? Tamam ama. Tamam. Bir şey soracağım. Ama burada bu pide yollamış, bu lavaş yollamış. Mutluluktan ölüyorsun değil mi orası? Seyretsiz. Efendim hayatım. Bir şey soruyorum burada. Özür dilerim bebeğim. Hiç kimse beni... Özür dilerim. Şakam vardı, o şakayı yaptım. Bu bunu yollamış, bu bunu yollamış. Başka türlü bir seçenek kalmıyor zaten. Hani bu bunu yollamış oluyor, bu bunu yollamış oluyor. Ne var lan? Bu lavaş yollamış, bu pide yollamış. Pide daha pahalı değil mi? Bence bu daha pahalı. Ama bura her türlü pahalı duruyor. Ama bizim derdimiz pahalı olanı bulmak değil. Puanı yüksek olanı biz bulmak. Biz salak gibi bütün videoyu pahalıya düşünüyoruz sürekli. Ne bakayım? Abla görmedi. Bir tane büyük bir lokma alsana. Oğlum sen sapık mısın ya? Abla görmedi. Ürkütüyor beni ya. Denizde mi kaçtı acısı? Bu çok daha güzel, bu çok daha acı. Bu hafta konumuz Basur. Evet Basur. 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 Basur medeniyetler. Bieber'lara bakar mısın üstteki? Abi onu atmazsan like atmazlar. Bak harbi diyorum ben atmam. Sen bunu hepsini yersem? He? Bunu hepsini yersem? Atarlar. Like, abone, yorum. Acı değil mi? Bir su alabilir miyiz? Ama şu ana kadar kere yorumum bu. Bunun da çok güzel. Bana bunlarla gelin ya. Güzel. Pilavı da gerçekten güzel. Vallahi güzel ama Adana ile pirinç pilavı ne alaka onu anlayamadım. Adana ile pilav ne alaka bulguru da onu da anlamıyorum ama. Ya bir dur ne acelemiz var bir yutayım mı ya? Olur mu önümüzde var. Allah Allah. Allah ya. Çok yemek var uzatma ya. Bak adam suyunu da getirdi. Bu ne mi? Kalk s**a git. 3 aydır içmiyorum. Kafayı. Çiğ köfte nasıl yediniz abi? Böyle. Ben yemedim. Baba yanlış yiyorsunuz. Göstereyim nasıl yiyeceğinizi. Hayır. Şu beyaz olan. Sizce kaç puandır? Ben çok merak ediyorum. Önüm çok öğrenmek istiyorum şu an. Bundan 1,5 puan falan aşağıda. Yani bu 8,5. Tamam. Bu da 7 falan. Bence 6'ya 7 küsür. Söylüyorum. He. 8.7'ye 5 abi. Ne? Bayağı 5. Bu! Kıpkırmızı böyle göreceğim. Muhtemelen dediğim gibi abi şey muhabbeti. Kurye bir de o yan bak yan malzemeler var. Onu muhtemelen yeni eklediler. Önceden yok. Aga ağzımıza sıçtılar bari bir yanına turşu verelim diye. Ne yedin? Ay biberden mi yedin? Basra Medeniyetleri sunduğu programımız Kırmızı'ya devam ediyor. Oğlum siz orada yiyorsunuz mu lan? Koyduklarım lan yiyor mu orada? Ya pizzanın bir dilimi eksik bak yiyeceğim belanızı ya. Ama biz promosyonunu yedik. Oğlum ben bunu anlamayayım diye buraya da baharat mı döktün? Ben gerizekalı mıyım ben? Ay sessiz. Kocaman böyle bak. Bir şey diyeceğim. Bak bunu ağzından hep... çıkardın ama benim var ya. Ben bunu yerken dilim ile dayı bunu böyle katlayarak yiyorum. Bunu bir tek yapan ben miyim? Bunlar biraz bu kuru ya. Bu az önceki dönerin lavaşına mı şey yaptınız bunu? Hı? Üstüne sosis mozis koyuyorsunuz. Oğlum çok kuru lan. Sonradan ısındığı için belki olabilir. Biraz da öyle yorumlayayım. Kuru. Ne buna bakalım? Bu daha... pahalı gözüküyor. Ama bunda da ne görüntüsü var biliyor musun? Bunu market, zincir marketlerden alıp dolapla yapmadınız değil mi? Hayır, zincir marketlerden almadım. Oğlum tek atıyor lan bu adam dilimi. Aga. Bu mu? Güzel. Biraz şey yiyor. Ne yiyor lan o? Valla. Kim yoktu lan? Hocam bu. Bu. Gerçek anlamda bu. Ama ben İtalya'da hep margarita yediğim için soslu ve kaşarlı. Parmesan falan özel peynir biz hep öyle yedik. Nerede o? Çorum mu abi orada? Sinop. İtalya mı dedim ben? Ha. Sinop. Sinop. Hocam bu yüksek point. Tamam. Bence bu. Abi burada şey çok önemli. Bak biz hep bunu gözden kaçırıyoruz. Servis şekli, hızı onlara yorum yapamıyoruz. Biz lezzetine sadece yorum yapabiliyoruz.
Lezzet olarak bu 8,5 veriyorum. Buna da ya beni hep şaşırtıyor bunlar ya. 7 veriyorum. 7,5 veriyorum. 6,5-7 arasıdır bu. 8,5 yoktur ya. 8-8,5 arasıdır bu. 9,5'a 6,6. 6,6 doğru. 9,5. Sinop'u çıkart. Sinop olmasa 9,5. Bu değil mi yüksek olan? Evet. Bu kanka 9,5 olamaz ya. Lezzet olarak 9,5 vermiyorum. Evet. Bence lezzet olarak 9 falan aldı bu. Diğer şeylerden 10-10 aldığı için 9,5'a yuvarlandı diye. Şöyle buyurun. Bir de. Aga. Şöyle buyurun. Kırmızı çizgim. Ne? Nele? Kırmızı çizgim bu benim. Abi bayağı kırmızı çizgim benim. Ben pide manyağıyım. Pizza falan. Paşa fiço. Pide 10 numaradır. Kuşbaşı mı? Kavurma mı? Kıyma mı? Bird set. Close. Close bird set. Yani bird set mi? Kuşbaşı. Kuşbaşı. Oh yes. Ne dance? Bunu istediğim pozuna getiremiyorum. Hocam bunu beğendi galiba. Et ne güzel bir şey ya. Gerçekten değil mi? Yemin ediyorum ya. Et ve tereyağı birleşiyor. Kaşar. Kaşar var. Ekmek. Ekmek. Bu müthiş şey ya bunlar. Bunların ince niye kilo oluyor ki? 10. 10 mu? Hayır. 9. Bunun yarısı boş. Bu ne lan? Bunun yarısından çoğu boş. Bu Doritos mu lan bu? Ben sadece dolu yerini yiyeceğim hocam. Nedir hocam yorumun? O ne demek? Benden uzak dur diyorsun ha. Ha. Bu arada buna kıyasla bu. Ha. Anladın mı bu böyle? Normalde bu mesela bana bu ilk bunu ver. Bu derim 10. Ama ilk bunu verip bunu versen bu böyle. Güzel bu arada, fena değil ya. Buna 9 diyorum, buna 6 diyorum hocam. Bu 8 falandır. Bu da 7 falandır. İkiniz de yanıldınız ha. Yüksek puan olan bu. Öbür taraf. Bu mu? Evet. Bu yüksek. Evet. Bu. Bak balta yok. Bu. Vursana baba. Bir şey diyeceğim, bunun üstü kapalı diye. Şaka. Ne alaka ya? Şakama üşendim biliyor musun? Puanları 9,5'a 7,5 abi. Evet, o 9,5 evet. 7 küsürü tahmin etmişim ama ona ben buna demiştim. Buna 9,5. Evet. Oğlum acaba orası yeni açıldı da bir kişi mi verdi? Sahibi. Lan çok iyi lan. O bile 10 vermemiş ama. Ya bence... Kabul etmiyorum. Bence 7 falan kanka bu ya. Max 7'dir ya. Buna 9,5 olamaz. Oğlum biz mi salağız ya? Şöyle buyurun. Künefelerimiz. Baba tam bir garson olmadı mı çocuk ya? Bu pahalı. Hocam bu ne? Ay bu yüksek. Buna şampuzlu yiyor. Geçeyim ayıp olmasın. Böyle söyleme. Sen Antep. Esen her yeri Antep fıstığı. Hayır bir dakika. Hemen biz öyle mal gibi az önce de atladık. Mal gibi az önce atlamadık. Az önce yedikten sonra puanladık. Peki küreve böyle miydi? Ne yapıyorsun? Çatal bıçağı da çekmeceye koyduk. Güzel ama ben beğendim bunu. Güzel fena değil. Ne ben mi ben? Ama içinden soğuk. Ama bak bundan kocaman ısır tamam mı? Hocam hiç ilgi çekici olmuyor ki sen bunu böyle tutunca ya. Bunun hani kaşarı maşarı uzur anladın mı? Ama soğuk uzamıyor. Tamam. Sıcak olsa böyle ellerim yandı ama olurdu mu? Ama öyle şampuzluğunu alamayacağım. Oha. Bana mı? Ya bak hazır bu. Altında öbürü var. Güzel anlarsın bunu sen. Benden büyük ısırdı. Nasıl? Bu Antep fıstığı doğru tercihmiş. Hangisi büyük soğuk kazandı? Ben buna tüküreyim de bunlar yemez. Bu arada bence bütün herkes künefeyi böyle yer. Puanlarımız o. Bu. Evet bu. O, bu da o. Bu yüksek bu düşük. Ben mesela olmuyor bu an ya. Bu 9. Bu da 8. Bu kadar kesme sütlerden başka tatlı yemediği için. Bunu 9 sanıyor arkadaşlar. Bu 9 değil. 8. 6,5. Söylüyorum. Yüksek düşükleri doğru bildiniz. Puanlar... 8.2'ye 8 abi. En düşük bulabildiğim. Ne? 8. O da 0.2'lik fark mı? Antep fıstığı farkı mı? Evet 0.2'sinde Antep'ten kırılırsın. Bir şey söyleyeceğim. Antep fıstığı 0.2'den yüksek bir şey bence. Bence de. Ha bu bezelye o zaman. Bilmiyor musun bezelyeyi şöyle yapıyorlar. Valla. Ispanağı kurutup şampuzlu tadı veriyorlar. Ha bezelyeyi de yapıyorlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bizim için çok keyifliydi. Siz de keyif almışsınızdır. Hepinizi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.